Profesör Doktor Hayri Kırbaşoğlu hocama vereceğim. Sayın hocam buyurun. Teşekkür ederim. Tamam Sayın Başkan. İstanbul Dünyası'nın meselelerini eğer çözmek istiyorsak atılacak ilk adım belki İslam dünyasında yaşayan bütün fertleri Müslüman saymak. Ancak bu Müslüman saymak bazıları teolojik olarak Müslümandır, yani ona inanır din olarak, ama bazıları kültür olarak, bu coğrafyanın parçası olarak Müslüman kabul edilmek zorunda. Bunu Emin Maluf, meşhur Lübnanlı romancı diyor ki, kendisine sorulduğunda ben hem Müslümanım hem Hristiyanım diyor. Aslında kendisi Hristiyan. Fakat İslam dünyasının bir parçası olduğu için, bu medeniyetin bir çocuğu olduğu için kendisini Müslüman olarak da nitelendiriyor. Mesela biz Müslüman olarak hem Hristiyan hem Müslüman diyemeyiz ama o diyor. Bakın. Şimdi böyle bir vizyona ihtiyacımız var. Bir kere bütün İslam coğrafyasının bütün çocuklarını kardeş olarak, eşit bireyler olarak kabul etme gerekliliği var. Aksi takdirde sadece ve sadece emperyalizmin ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Zaten bugün emperyalizmin İslam dünyasında herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Ellerini ovuşturuyor, kenara çekildi, Amerika'sı da çekildi, diğeri de çekildi. Müslümanlar emperyalizmi yapmak istediklerini zaten çok güzel biçimde yapıyorlar. Adam gayet kıs kıs gülüyor. Ondan sonra biz de birbirimizle itişip kakışmaya, boğazlaşmaya, din üzerinden, mezhep üzerinden, ırk üzerinden, başka sebeplerden bir kere böyle bir vizyona ihtiyaç var. Tekrar söylüyorum, İslam dünyası sadece Müslümanların malı değildir. Evet, Müslümanlar ekseriyetidir ama Müslüman olmayanlarla beraber bu medeniyet kurulmuştur. Tekrar söylüyorum, Memnun'un Bağdat'taki faaliyetlerine iyice bakmak lazım. Tarih boyunca da Osmanlı dahil bu medeniyet, İslam medeniyeti Müslümanların Müslüman olmayanlarla beraber kurduğu bir medeniyettir. Hiçbir zaman %100 saf Müslümanların ürünü olmamıştır. Bu perspektifi tekrar getirmemiz gerekiyor. Osmanlı'daki, Selçuklu'daki, Abbasi'deki o çoğulculuğu getirmek gerekiyor. Nitekim ülkemizde de dışarıda da yönetici elitler sık sık milletim lafını kullanıyor. İşte millilikten, yerlilikten bahsediyoruz. Ne yazık ki bunlar her biri kendisine yandaş olanları kastediyor. Mesela Türkiye'de yönetici elitler milletim dediği zaman, mesela soruyorum, CHP'lileri, MHP'lileri, Alevileri, Kürtleri, Sosyalistleri, Ateistleri, Süryanileri, Ezidileri, Nusayrileri de milletim diye kucaklıyor mu? Yani bu böyle bir bakış açısı olamaz. Gerçekten milletim dediğin zaman bu milletin sadece bir iktidara rey verenlerden ibaret olmadığını önce bir kere yönetici elitlere bizim söylememiz gerekiyor. Yoksa bu memlekette ve İslam dünyasında da parçalanma devam edecek. İkincisi Batı egemenliğinden kurtulmalıyız diyoruz. Burada bu cümlede Cezmi Hocam da söyledi. Ama öyle bir noktaya geldik ki artık Batı'nın egemenliği kurmasına gerek yok. Çünkü biz gönüllüler olarak onun değirmenine sürekli su taşıyoruz. Bence burada kendi nefsimizin, şeytanın egemenliğinden, iblisin egemenliğinden kurtulmanın yollarını aramamız lazım. Esas problem biraz da bizim kendimizde, kendimizi ayna tutmamız gerekiyor. En önemli problemlerden bir tanesi İslami hareketlerin yeterince değil, hemen hemen ciddi bir başarıya imza atamadığını söyledik. Bunun da sebebi çok önemli bir eksiğimiz, tecrübeyle bunu anladık. O da şudur, meşhur sözdür, iktidar bozar, mutlak iktidar mutlak bozar. İktidarın bozucu etkilerine karşı İslami değerleri ayakta tutabilecek mekanizmalar geliştiremedik. Çünkü Erbakan hocamız da dahil hep şöyle düşünüldü, dindar insan namusludur, dürüsttür. Bunlar iktidara gelirse her şey çözülür. Çözülmediğini Türkiye'de de görüyoruz, İslam dünyasında da görüyoruz. Dolayısıyla bunun için, çünkü birey ahlakına indirgedik biz işi. Halbuki Batı ahlaki bakımdan daha İslam dünyasından iyi durumda. Niçin? Bireylerin daha ahlaklı olduğu için değil belki ama sistem ahlaklı dediğimiz siyaseti, ekonomiyi oturttuğu temellerin ahlaki olması açısından gösterdi hasar. Yani sistemin bizatihi vatandaşları ahlaki davranmaya zorlayacak şekilde inşa edilmesi ve buna uygun bir kültür inşa edilmesiyle mümkün olabilir. Bu sistem ahlakı kavramını mutlaka gündeme alması gerekir. Çünkü
artık Türkiye'de şunu gördük 40 yıllık İslam hareketi sonunda, mücahitler müteahhit oldu, tasavvuf ehli oldu ve bütün İslami iddiaları tamamını biz kendi ellerimizde yıktık. Şu anda sadece abdestli kapitalistler diyebileceğimiz mevcut küreselleşmenin modelini aynen sürdüren, onlardan tek fark eskiden kapitalistler, sermaye çevreleri, seküler laik, kemalist çevrelerdi. Şimdi namaz kılan çevreler ama ikisi de kapitalist. İkisi de işçi düşmanı bakın. Hiçbir fark kalmadı. Zaten İslamcıların lügatında emek hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman. Nurettin Topçu gibi bazı istisnaları bir tarafa koyarsanız maalesef olmadı. Dolayısıyla bu nokta önemli. Önemli bir tespit de İslamcıların yediği bozgunla ilgili olarak Emin Maluf yine der ki insanlar bir dine sahip olmakla aynı zamanda ahlaka da sahip olacaklarını zannettirirdi. Biz bir insan namaz kılmak, oruç tutmakla aynı zamanda ahlaklı olacağını varsaydık ama bu varsayımın tutmadığını görerek yeniden bunları gözden geçirmemiz lazım ve ahlakı özellikle de sistem ahlakı, toplumsal ahlak, mümkünse küresel ahlaka yönelik ahlakı merkeze alan bir başka bakış açısına, dünya görüşüne ihtiyaç var. Türkiye'de mesela burada arkadaşlarımız sinema, reklam sektörden bahsetti ama kimse burada Türkiye'de üretilen dizilerin Arap dünyasında ne gibi etkiler yarattığından bahsetmedi. Tam bir felaket. Bu diziler yüzünden boşanmaların Arap dünyasında arttığını biliyor muydunuz? Şimdi Türkiye'de üretilen her şey iyi değil. Çünkü Batı dizilerine karşı gavurların dizileri diye belli bir direnişi olan bu toplumlar Türkiye'den geldiği için bir İslam ülkesinden bütün kalkanları indirdiler ve bütün virüsleri kaptılar. Yani bakın incelemelere, Arapça bilenler varsa bir de meselenin böyle bir... Çünkü biz de küreselleşmenin rüzgarına kapılarak efendim İslam dünyasına hakim olacağız, şey yapacağız havasıyla seri üretime geçtik. Ama bu filmlerde ne veriliyor ve ne doğuruyor bu kültür olarak bunun üzerinde ayrıca durulması gerekiyor. Öte yandan konuşmalardan anladığım kadarıyla ortak şikayet İslam dünyası hala mazide yaşayan, tarihte yaşayan bir ümmet. Bir türlü bugüne gelemiyor. Çünkü bugünü analiz edemiyor, realiteyi analiz edemiyor, değişim gerçeğini kabul etmiyor. Hala ısrarla 15 asır öncesine gitmek istiyor. Bir zaman bize gerici derlerdi, biz kızardık. Ama şu durumda gerçekten de yani bu nitelemenin çok da haksız olmadığını görüyoruz. Çünkü bugüne yönelik söyleyecek tek söz yok. Hele bayan arkadaşlarımızın sunumlarına baktığınız zaman sanat, kültür, mimari, estetik bu alanda İslami kesim, İslamcılar ya tamam. Halbuki felsefi düşünce, sanat düşüncesi olmadan, estetik boyut olmadan İslami öğretinin hayata aktarılması, geçirilmesi mümkün değil. Şehircilik felaket. Hocamız söyledi işte, beton. Ya bir İslam mimarisi dediği mimari bir alan var. Yıllar önce Ankara'da İslam Belediyeler Birliği bir toplantı yapmıştı. Ben de orada tercümanlık, rehberlik yaptım. Harika tebliğler sunuldu. Daha sonra ben Katar'da bir Mısırlı hocamız geldi, İslam şehirciliği üzerine bir konferans vardı, inanılmaz şeyler var. Fıkıh kitaplarında bile şehircilikle ilgili harika şeyler var. Önce biz kendi kültürümüzü, mirasımızı da keşfedemiyoruz. Batı'nın kötü kopyaları maalesef Türkiye'de hani bir zamanlar ucubelerle uğraşıyordu bizim yönetici elitler. Mimarinin kendisi bizatihi bir ucube ama buna karşı hiç kimse bir şey söylemiyor. İstanbul'un silüeti Pierre Loti'den çıktığımız zaman ben eşime dedim hanım bak bakalım ne görüyorsun. Bir zamanlar oradan baktığında minareler belli bir silüet. Bugün eklenenleri görüyorsunuz. Yani kapitalizme yeniliyor İstanbul'da yeniliyor. İslam dünyasında yeniliyor. Niçin? Tamamen rant şeyinden dolayı. Bunların mutlaka eleştiri konusu yapılması lazım. İslam ülkelerine ilişkin bazı hocalarımız da İslam ülkenine ilişkin ben burada özellikle sanıyorum ona atıfta bulundu. Transparans Enjinsi'nin yolsuzluk raporlarından bahsettim. Bunların Batılıların çarpıttığını falan demek istedi arkadaşımız. Ben o kanaatte değilim. Transparans Enjinsi yaklaşık 100 küsur ülkeden bağımsız çalışanların oluşturduğu bir platform. Kaldı ki eğer gerçekten şunu mu demek istiyor? İslam ülkeleri şunu diyebilir mi bu iddiada olanlar? İslam ülkeleri yolsuzluk bakımından dünyanın en temiz ülkeleri diyebilir mi? Diyemez. Yani bunu herkes biliyor. Dolayısıyla bizim
hani söylem düzeyinde ahlaktan bahsetmek değil, eylemlerle bunu ortaya koymak lazım. Dolayısıyla yönetici tabakaların böyle bir ciddi problemi var. Önemli bir problem de benim anladığım, İslam dünyasına ihtiyacı olan söylem, duygusallık, din, ayet, hadis, sadece bunları okumak değil, bir kere rasyonel düşünceye ihtiyaç var. Çünkü önce durumun tespiti için aklı kullanan rasyonel, diyelim İstanbul trafiği. Bu İstanbul trafiğini siz Kur'an-ı Kerim'i hatmeseniz, sadece bununla yetindiğiniz hiçbir şey çözemezsiniz. Ama aklınızı kullanırsanız, Allah'ın verdiği aklı, o zaman bu meseleyi çözebilirsiniz. Dolayısıyla biz artık bütün sorumluluğumuzu Kur'an'a, sünnette, dine yüklemekten vazgeçmemiz lazım. Bitirdim hocam. Rasyonel düşünce ve realitenin analizi, Hasan Hanefi özellikle bunu çok vurguluyor. Metnin analizi konusunda yüzyıllarca tefsirler, hadisler, fıkıh, kitap yazılmış ama sosyoloji, sosyal bilimler, efendim mimarlık falan bu dallarda hemen hemen hiç varlığı yok Müslümanların. Çünkü o Müslümanlığı sadece ayet hadis okumak, bunun üzerine yorum yapmak olarak algılıyor. Halbuki hayatın kendisi üzerine durmak, sanat üzerinde, sinema üzerinde, tiyatro üzerinde ki hiç bunlar yok gündemde. Bu konuda sözü, söyleyecek sözü olması lazım tarihe. Çok önemli bir prensip. Değişim gerçeğini atlıyoruz ama değişim gerçeğine yanında bir prensip daha lazım, o da ibaha prensibi. Şimdi genelde İslami hareketler, İslamcılar attığı her adamın İslam'ın değerlerine uygun olması gerektiğini düşünüyorlar. Fakat bu konuda bu bir yaklaşım ama bir başka yaklaşım daha var, o gözden kaçırılıyor. Şudur o da, bir şeyin İslam'a aykırılığı açıkça ortaya çıkmadıkça insan hayatın her alanda tamamen serbesttir. Ta ki olumsuz bir bilgi ulaşıncaya kadar. Çünkü modern çağın süratli gelişmeleri karşısında bütün gelişmeleri tek tek siz ayete, hadise, İslam'a uygunluğunu test etmeye kalkarsanız bu yarışta geride kalırsınız. Bunun için bu prensibin gündeme gelmesi gerekiyor. Tekfirci, fırkayı naciyeci, dışçıyıcı zihniyeti minimum indirmek, tekrar söylüyorum, bütün İslam ülkeleri, ülkemiz dahil iktidarların himayesinde, dışlayıcı, tekfirci, fırka-i naciyeci, ehl-i sünnetçi, ehl-i sünnete din edinen bir akım yapılıyor. Bunu bir zamanlar bu darbe teşebbüsüne giren FETÖ'cü cemaat Şii düşmanlığı sistemli bilinçli olarak ilahiyat fakültelerinde yapıyor idi. O zaman da biz bu uyarıları iktidar yapmıştık ama dinlemediler. Aynı şekilde bugün de onun yerine bugün ehl-i sünnet ve başka isimler adı altında kendisi gibi inanmayan, düşünmeyen insanları dışlayan, tekfir eden, tehdit eden bir grup iktidarlar, siyasi iktidarlar tarafından himaye görüyor. Tıpkı Suudi Arabistan'da Selefi'nin himaye görmesi ve İran'da Mollaların himaye görmesi vesaire gibi bunlara karşı sivil İslam'ın daha güçlü bir biçimde bunlara karşı direnmesi gerekiyor. Ve nihayet son olarak da emperyalizm, kapitalizm, tüketim kültürü, küresel ısınma gibi İslami hareketler, İslam dünyası, İslam dünyası entelektüelleri, Müslüman, Hristiyan, hangi kimden olursa olsun küresel konulara doğru ilerlemesi lazım. Çünkü Roger Garudin'in dediği gibi batı tipi gezegeni ve insanlığı yok oluşa götüren bir batı tipi büyüme modeli var ve İslami hareketler dahil bugün kalkınma adı altında aslında bu modeli kopyalamak istiyorlar. Fakat bu insanlığı yok oluşa götürecek bir süreçtir. İşte küresel ısınma, efendim, tabii kaynakların talan edilmesi, ormanların azalması, bunları uzun uzun sıralayabiliriz. Bu noktaya eğilmesi lazım. Bu noktada artık Müslümanlar tekrar tek hakikat bendedir. Ben her şeyin en iyisini bilirim. Benim dışında hiçbir hakikat yoktur. Müslümanların dışında hiç kimsenin tarihe söyleyecek sözü yoktur şeklindeki megalomaniden vazgeçerek Ali İzzet Babaoviç'in şu vecizeli cümlesine gelmesi gerekir bence. Yeryüzünde iyi, güzel ve doğru olan ne varsa bunun ikinci adı İslam'dır. Bu noktada bu iyi, güzel, doğru ve ahlaki ve adil olan bütün hedefler konusunda bu toplumun bütün katmanlarının kimliklerini bir tarafa bırakarak kenetlendiği yeni bir toplumsal sözleşmeye, yeni bir toplumsal modele, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Bunun tohumları İslam dünyasında var. Bu bir başka bir konferans konusu. İleride inşallah Türk Ocakları, yine hocamız söz de verdi zaten başkanımız, bir çalışmalar serisi yaparsa bu model üzerinde de ayrı bir çalışma yapılabilir. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Kaybetmeden
ikinci sırada Sayın Profesör Doktor Celalettin Çelik Hocam. Buyurun hocam, 10 dakikadır süremiz. Evet, genelde bu tür sempozyumların sonunda en çok kullanılan klasik cümlelerden biri şu, yani sempozyumun konu başlığının çok geniş olduğu, daha sonraki sempozyumlarda işte münhasıran bunun alt başlıklarının ayrı ayrı konuların üzerinde çalışmaların yapılması gerektiği ifade edilir ama İslam dünyası söz konusu olduğunda hiçbir alt başlıkla işimizi görecek gibi değil. Ve en azından bu sempozyum bize hangi alt başlıklarda, hangi gerilim unsurlarında yoğunlaştığımızı ve hangi meseleler etrafında dönüp dolaştığımızı ve tartışmamız gerektiğini gördük. Ben 3 gün boyunca konuşulan konuları şöyle bir tasnif ettim. Kendi içinde bunlar aslında merkezinde Türkiye olmak üzere, Türkiye bu anlamda İslam dünyasının en hareketli, en geçişken etkileşime müsait Doğu ve Batı medeniyetleri arasında özel bir konuma sahip ülke olması sebebiyle, tarihi arka planda da İslam dünyasında belirleyici rolünden dolayı Batı ve İslam dünyası karşılaşmasında gerilimleri de en fazla üzerinde yaşayan bir ülke. Üzerinde konuştuğumuz konulara baktığımızda aslında meselelerimizin hangi noktalarda odaklaştığı belli oluyor. Tasnif etmek gerekirse, İslam dünyasının, tabii ben merkezinde Türkiye olmak üzere bu başlıkları zikretmek istiyorum. İslami gruplar, hareketler, cemaatler sorunu var. Yani kendi içinde İslami düşünce etrafında yorum farklılıkları, bu sadece bir takım kaynaklara dayalı olarak ortaya çıkan yorum farklılıkları değil, sosyolojik süreçlerde, sosyal, ekonomik, kültürel etkileşimlerde ortaya çıkan yansımalardır. Bunlar zaman zaman farklı reaksiyonlarla ortaya çıkan hareketlerdir. Geçmişte örneğini verdik, bunlar kimlik, ideolojik hareketleri iken günümüzde daha farklı hareketler haline gelmiştir. Bir diğeri İslam dünyasında dindarlıkların değişmesi, yeni problemler, yeni dinamikler ve bunlara fıkhi çözümler arayışı ve bu çözümlerin hayatımızdaki yeri üzerine ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Bir diğeri, İslam dünyasında hala çözülememiş ve çok farklı yöntemlerle ele alınan dini bilginin, din eğitiminin aktarılması, dini bilginin aktarılması, bilim ve sanat politikaları ve İslam-kültür ilişkisi üzerine ciddi bilgi sorunları var, bilgi ve epistemolojik sorunlar var. Yine bu bağlamda bilginin işlenmesi ve dini bilginin nesiller arasında bir aktarım haline gelmesi sebebiyle ortaya çıkan bir düşünce krizi var, bir inanç krizi var. Ve bu sempozyumda da bunların üzerinde duruldu. İşte selefilikten modernizme kadar çok farklı vehabilik, selefilik, liberal İslami yorumlar, bireyci İslami yorumlar ama radikal İslami yorumlar. Bunlar İslam dünyasının bugün için üzerinde durması gereken ve halen bir medeniyet sorunu olarak karşımıza duran önemli problemlerinden biri. Ve belki de en büyük problemlerden biri sekülerleşme ki birçok bildiri bu kavramın etrafında döndü, dolaştı. Sekülerleşme beraberinde tüketim kültürünü hayatımıza soktu. Dışarıdan bakıldığında İslam dünyası farklı bir görüntü arz ediyor ama içeriden bakıldığında ise daha farklı bir dünya, daha farklı sorunları olan bir dünya olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle baktığımızda İslam dünyasının kendi içsel sorunlarının sadece siyasi alanda sınırlı kalmadığını, estetikten, sanattan, edebiyata, mimariden, kent kültürüne,
edebiyattan işte ortak ahlaki yapıya kadar birçok başlıklar altında ciddi problemlerle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Müslüman şehirlerinin diğer dünyanın şehirleri arasında bir farkı kalmadığını görüyoruz. Dolayısıyla siyasi, sosyal, kültürel problemlerin yanı sıra ekonomik ve teknolojik, sosyolojik problemler karşı karşıya. İslam dünyasının meseleleri tartışılırken en çok yaptığımız şey, ki zaman zaman burada bildirileri de yansıyan bir özellikti. Biz genelde yani kendi içimizdeki tavır, duruşlar, siyasi yaklaşımlar, aşırılıkların olmaması gerektiği ve ortak ahlaki bir dilin ortaya konması gerektiğini söylüyoruz. Ama genelde bu duruşun, bu yaklaşımların ya da hoşgörü, tolerans dediğimiz zihniyetin ortaya çıkması için sosyolojik arka planın da buna uygun olması gerekiyor. Yani ekonomik sıkıntılar, ekonomik eşitsizlikler had safhada İslam dünyası için. En fakir ülke ile en zengin ülke arasında tam 100 misli fark olduğu düşünülürse, tabii ki içimizde IŞİD gibi, El-Kaide gibi çok aşırı radikal örgütler de çıkar. Ve bu sadece Müslüman ülkelerde, Müslüman aydınların teoride bir türlü inşa edemedikleri hoşgörüsüzlüğün bir yansıması değil. Bu aynı zamanda uluslararası eşitsizliğin, sosyal ekonomik adaletsizliğin ve tabii ki Müslüman ülkelerdeki siyasi yönetimlerin baskıcı, despotik yapılarının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Yani kültürel olarak bizim yapacağımız iyileşmeler, iyileştirmeler, kültürel olarak atacağımız adımlar eğer arka planda sosyolojik, ekonomik ve de siyasi yapılması gerekenler yapılmıyorsa çok fazla bir anlam ifade etmeyecek. Yani hep şöyle denilir ya, yani işte dünya bizi bekliyor ama biz ne haldeyiz? Dünya İslam'ın mesajını bekliyor ama Müslümanlar birbirini öldürüyor. Müslümanlar kendi içinde, kendileriyle, kendi iç barışlarını sağlayabilmiş değiller. Bunu yapabilmenin şartı, öncelikle tabii ki ben ekonomiye dayandırmıyorum. Yani altyapı olarak bütün sebebin ekonomik eşitsizlikler ve adaletsizliklerden kaynaklandığını da iddia etmiyorum. Ama siyaset, ekonomi ve kültür hep birlikte kendi içimizdeki gerilim alanlarını aşarsak bu mümkün olacak. Ve bu bildirilerin geneline baktığımda gerilim alanları da aşağı yukarı 4-5 başlıkta belli olmuş. Bunlardan birincisi, İslam dünyasında siyasetle bir, siyasi kurumlarla, yönetimlerle bir gerilimli ilişki söz konusu. Bir etnosentrizm olmaz belki ama bu gerilimi en aşağıya çekmeye çalışan ülkelerin başında biziz. Yani demokratik kültürü ve tecrübesi diğer Müslüman ülkelere göre en iyi durumda olan ülke yine Türkiye. Türkiye dışındaki ülkelerin büyük çoğunluğundaki despotik, diktatöryal hanedan yönetimleri göz önünde tutulduğunda bu siyaset geriliminin aşılmadıkça İslam kültürünün ve medeniyetinin var olma iddiası da tartışma götürür. İkincisi ekonomi. Ekonomi alanında İslam dünyası çok ciddi bir gerilim yaşıyor. Halen kendi iddialarını temellendirebilecek, bu iddiaları Müslümanlara izafe etmesine rağmen kendi finans sistemini alternatif olarak farklı kurumlarla ortaya koymasına rağmen burada ikili, çifte anlayışları devam ettiren bir şeyi yaşamaktadır. Yani faizsiz bankacılık, işte kar zarar ortaklığı vesaire bunlar çözülmüş değil ve bunlarla ilgili fıkhi süreçler de tam olarak inşa edilmiş değil. Üçüncüsü eğitim. En büyük gerilim alanlarından birisi de bu. İslam dünyasında batılı eğitim kurumları ve onların yansımaları İslami adlarla da olsa sürdürülerek bir eğitim sorunu yaşanmaktadır. Bu eğitim batılılaşma, yozlaşma, kültürel çürüme, anomi gibi bir takım sorunlara yol açıyor.
Aile ve cinsiyet konusu da temel gerilimlerden biri. Müslüman toplumların büyük bir sınavla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum bu konuda. Bu arada tabii ki demokratik kültürün içselleştirilmesi, sivil toplum, sivilleşme, sosyal adalet, sosyal ahlak gibi konuların bu gerilim alanları içerisinde çözüm bekleyen ana meselelerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu başlıkların da bir teklif öneri olarak Türk Ocakları'nın bundan sonraki sempozyumlarında düşünülmesini arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de Celalettin Bey'e teşekkür ediyoruz. Ben de epey zaten not aldım, kendime not almıştım. Bunları bayağı madde olarak çoğalttık. Hemen vakit kaybetmeden üçüncü konuşmacımız yine Profesör Doktor İsmail Taş hocamız. Buyurun hocam. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Ben fazla zamanınızı almak istemiyorum. Elimde bazı aldığım notlar var. Onlardan yararlanarak birkaç şey söylemek istiyorum. Biz bir geçmişimiz var tabii ki. Tarihimiz var. Şu anda sürdürdüğümüz bir yaşamımız var ve geleceğe yönelik ümitlerimiz var. Şimdi ben sempozyum boyunca notlar da aldım. Şimdi geçmişe yönelik bir takılmışlığımızın olduğunu görüyorum ben. Evet, şanlı bir geçmişimiz var, ürettiklerimiz var ama maalesef 1492'de Amerika keşfedildi. Batılılar sanayi devrimini gerçekleştirdi. Demokrasi yaygınlaştı. Ve biz bu gelişmelerin hiçbir yerinde yokuz. Şimdi geçmişimize dönüp buraları nasıl okuyacağız? Argümanlarımız değişti. Yani argümanlar değişti. Geçmişteki vasıtalarla hayatımızı devam ettiremiyoruz. Dolayısıyla biz hep kendi iç dinamiklerimize dönelim. Ben iç dinamiklerimizin kaldığını falan düşünmüyorum bu anlamda. Bu anlamda bakın, şimdi bu gelişmeleri İslam düşüncesinde ıslahatlar yaparak yakalayabilir miyiz diye bir soru sormuşum ben. Yani Batılılar bu gelişmeleri İslamlaşarak mı gerçekleştirdiler de biz İslam'a dönerek veya kendi geçmişimize dönerek bu gelişmeleri anlayabilelim, yakalayabilelim, onların ürettikleri üzerine bir kiremit koyabilelim. Ben bunları çok şüpheli buluyorum arkadaşlar. Şimdi biz geçmişimizi unutmadık ki. Yani geçmişini unutan var mı? Biz eğer mağlup olduysak, geri kaldıysak, şurada övünerek atıfta bulunmuş olduğumuz büyük alimler ve filozoflarımızla birlikte geride kaldık. Dolayısıyla ben sorunun çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Yani Farabi'nin siyasetiyle falan buradan çıkamayacağımız gibi, Maturidi akaidiyle falan da çıkamayız buradan. Yani sorunumuzun çok daha köklü sorunlar olduğuna işaret etmek istiyorum. Bu gelişmeler bize ait değil. Dolayısıyla kendimize dönerek anlama şansımız da yok. Onun için bu gelişmelerin kendi doğasını iyi anlamamız gerekiyor. Önümüzde duran sorunların bunlar olduğunu düşünüyorum ben. Cumhuriyet çok önemli bir adımdı geçmişimizde. Bence Cumhuriyet'in kuruluş ilkeleri ve geleceğe yönelik tespitleri de çok yerindeydi. Ama maalesef mesela pozitivizm devam ettirilemedi. Çok yerinde bir karardı. Batılılaşma çok yerinde bir karardı. Ama bunları mitolojik hale soktuk maalesef. Mesela pozitivizmin devam ettirilebilir olduğuna inanmadık baştan kendimiz. Halbuki çok yerinde tespitti bunlar. Ama maalesef metafizik ve mitolojik yüklemlerle onların da işini bitirdik. Kavramsal olarak içini boşalttık. Bugün ben Türkiye'de ve dünyada ve Türkiye'de bir değişimin
eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Ve ben vaktimizin çok fazla olmadığını düşünüyorum. Yani karamsarlık falan değil bu. Olanları olduğu gibi ilk önce görmek gerekiyor. Düşüncelerimizi, plan ve programlarımızı da buna göre gerçekleştirmek gerekiyor. Bugün Türkiye İslam dünyasında iyi bir durumda, evet, ama bu Türkiye'yi kurtaracak bir durum değil, iyi bir halde değil. Dolayısıyla kötümser konuşmak istemiyorum ama ne yapmamız gerekiyorsa, neler yapılması gerekiyorsa yarına tehir etmeden bu işleri yapmaya başlamamız gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum bu vakti bana verdiğiniz için. Evet, İsmail hocamız kısa ve öz konuştu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Dördüncü olarak da ben konuşacağım. İzin verirseniz. Tabii burada bu sempozyumu ilk başta da açılışta da belirtmiş idim. Biz geçen sene 2015 Mayıs'ında konuşmuş idik. Ağustos ayında 2015'te biz tasarımını gerçekleştirmiştik bunun. Ve akademisyenlerimize de Ekim ayında ilana çıktık. Dolayısıyla bir sene önceki bir, yani 1,5 sene gibi bir geçmişe dayanıyor. Ama bildirilerin oluşturulması 15 Temmuz'dan önceydi. Yani herkes o zamana kadar bildirilerini de bir anlamda olabildiğince tamamlamıştı başlıklar. Şimdi bu sempozyumda, tabii sempozyumun genel doğası itibariyle birçok konu ele alınabildiği gibi anlamayan da birçok konu var halinde doğal olarak. Ama bir sempozyumda, bu sempozyumda 56 bildiri sunuluyor programına bakmışsanız eğer. Bu oldukça yüklü bir program zaten. Biz şöyle bir mantıkla hareket etmiştik. Önce sempozyumu yapalım, yoksa çalıştay mı yapalım? İlk önce sempozyum yapılmasına karar verdik. Sempozyumda birçok konular, temel problemlerin, genel anlamdaki tespitinin ardından çalıştaylarla küçük küçük problemlere odaklanarak, belki onlarla ilgili genel temsiller üreterek çalışmaları sürdürmek istiyoruz. Şimdi yapmak istediğimiz önemli bir şey var. Ben aslında tabii burada ne konuştuk, ne konuşamadık, neyi ne kadar tartıştık bunların hepsi önemli. Ama daha önemli bir şey var. Biz bir meselenin İslam dünyasının sorunları üzerine konuşuyoruz şu anda. Yani benim en çok önemsediğim mesele bu. Üzerine konuşmak. Fakat bunun burada tıkanmaması lazım. Bu üzerine konuşma meselesini devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi Batı dünyasının kendi içerisinde veyahut da farklı bir, illa Batı dünyasında almamız gerekiyor ama Batı dünyası bu konuda iyi bir örnektir. Orta çağdan modern zamanlara ulaşırken çok uzun bir zaman dilimi geçmiş ve kendi aydınlanmasını yaratmıştır ve bu bir süreçtir. Bizim kendi aydınlanmamızı yaratmamız gerekiyor. Biraz bu karanlığı, bu aydınlanmayı yaratmaya yönelik aslında bir süreç olarak okumak lazım. Öyle kısa sürede biter mi? Vallahi bana kalırsanız bitmez. Yani öyle bir şeyim yok. Çok kısa vadede. Ama biz aslında tarihteki bir görevimizi yerine getireceğiz. Yani Müslüman olmak aslında sıcak niyetler, yapılacak işler ve bu konuda aktif bir görev almaktır. Allah bize ahirette yaptığımız şeylere kadar yapmadığımız şeyleri de soracaktır. Yapmamız gerektiği halde yapmadığımız şeyleri de soracaktır. Bu bunun için önemlidir. Şimdi bu açıdan da aslında öyle veya böyle konuşulmayan veya düşünülmeyen alanların kalmaması lazım ve bizim cesaretle konuşmamız lazım. Özellikle üniversitede ilahiyatçıların ve tüm entelektüellerin, memleketin şu içinde bulunduğu İslam dünyası, evet tartışılan bir kavram ama İslam dünyasının genel içinde bulunduğu bir süreçte kendilerine yüklenmiş bir görev vardır. Entelektüelin tanımı şudur. Entelektüel kendisine görev verilen bir insan değil. Mevcut durumdan vazife çıkararak kendi kendisini görevlendirir ve sürece dahil olur, tefekkür eder ve fikir söyler. Şimdi bu sempozyum meselesi de şunu ifade etmek isterim. Çok da tepkilere de maruz kaldık. Yani arka planda. Onun başka bir süreci de var. Fakat şöyle söyleyeyim. Ben bir üniversite hocası olarak yerimde yatsaydım, profesörlük maaşımı almaya devam ederdim. Ve hiç de tırnak içinde kirlenmezdim. Ama ben şunun için gayret sarf etmeye devam edeceğim. Efendim, evet, ceketime kadar, sırtıma kadar çamur sıçrayacak. Ben o çamuru sileceğim ve bir daha devam edeceğim.
Bir şey yapmazsanız kirlenmezsiniz. Yaptığınız zaman ama hiçbir şey yapmadığınız zaman yerinize oturursunuz. Memleketin entelektüellerinin cesaretle konuşmaları, artık fikir yürütmeleri gerekiyor. Çünkü memleket başka türlü kurtulmayacak. Buna inanmamız gerekiyor. Diğer yandan bu sempozyumda yine en çok önem verdiğim şey şu oldu. Farklılıkların kendisini ifade etmesi. Burada inanın yani bazı refleksif işte çıkışlar da oldu, şu da oldu, bu da oldu ama farklılıkların kendilerini ifade etmelerine çok büyük önem veriyor. Herkesin fikrine katılmam gerekmiyor ama herkesin konuşma özgürlüğünü savunuyorum. Şimdi dün ben burada konuşma yaparken bir hocamız devletle toplum arasındaki bu uyuşmayı nasıl temin edeceğiz dedi. İşte devletle toplum arasındaki uyuşmayı burada temin edeceğiz. Herkes konuşabilecek. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Mesela bizim çevrede gördüğümüz ateistler, şunlar bunlar, çok farklı insanlar niye inanmıyorlar, niye öyle düşünüyorlar? Çoğunlukla biliyor musunuz? Bence çoğunlukla tepkisel. Dinlenmediği için, kabul edilmediği için, hep çevrede kaldıkları için. Biz ne kadar bunu geniş tutarsak o oranda aslında birbirimizle iletişimimiz ve etkileşimimiz olacak ve işte devletle toplum uyuşması burada olacak. Toplum demek homojen bir yapı demek değildir. Bu sosyolojinin doğasına aykırıdır. Toplum demek içinde çok geniş farklılıkların olduğu bir şeydir. Ben bu noktada tam da aslında ümmet kavramına değineceğim. Sayın hocam açıklamalarda birçok şey söyledi. Ümmetin Hazreti Peygamber zamanındaki karşılığı şudur. İçerisinde tam Medine toplumunda Yahudilerin, Hristiyanların, çok farklı inanan insanların birlikte yaşadığı bir topluluktur ümmet. Orada Medine Sözleşmesi'nde ümmetler, bu ümmet Yahudilerden, Hristiyanlardan oluşan diğerlerden ayrı bir topluluktur. Ben bu yüzden ümmeti sadece Müslümanların oluşturduğu bir topluluk olarak anlamıyorum. Bu yüzden de ümmet dediğimiz şey coğrafyası sınırı çok genişleyebilen bir şeydir. İçine bütün farklılıkları alan bir şeydir. Ve hiç kimsenin kimseyi aslında bu farklılıklarını terk etmeye zorlamayacağı bir şeydir. Bu farklılıklarımızla birlikte konuşacağız. Bu farklılıklara sahip olarak konuşacağız. Ve inşallah bunun içerisinden çıkacağız diye düşünüyorum. Aslında ben de İsmail Hocam'la konuşmalarımızda zaman zaman bu ümitsizliklerimizi hep paylaşırız ama ümidimi korumak istiyorum. Sürekli korumak istiyorum. Şimdi diğer yandan şunu da istiyoruz. Özgürlük dedik. Evet ben bir üniversite hocası olarak, üniversite hocası olarak konuşma ve kürsü dokunulmazlığı özgürlüğü istiyorum. Yani söylediklerimin hepsi doğru olduğu için değil. Her şeyi doğru söyleyemem. Hakikat bende değildir. Yani böyle bir şey asla iddia edemem. Ama benim konuşabilmem lazım. Herkes sıklıkla söylüyor. İlahiyatçılardan, diyanetçilerden çok şey bekliyoruz. Memleket tamam ilahiyatçılardan, diyanetçilerden bir şey bekleyeceksek o zaman onlara bir konuşma özgürlüğü vermemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir şey bence. Diğer yandan bu süreçte şunu da gördüm. Uçtan uça savrulmalar. Yani işte Türkiye'de cemaatlerle ilgili bu vakalar çıkınca ya bu din artık şey olmaya başladı. Bu tarafa savruluyoruz. Ya artık şöyle olmamız lazım, bu uçtan uça savrulmaları bitirebilmek için, yani daha itidalda buluşabilmemiz için işte bu tartışmaları yürütmemiz lazım. Diğer yandan yine çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey, her şeyi de böyle teolojinin içerisine sıkıştırmamamız lazım. Bununla kastettiğim şey şu, Allah bize evet söylüyor. Allah'ın aslında yeryüzünde kendi sünneti devam ediyor. Yeryüzünde eşyanın kendi tabiatına uygun bir akışı var. Biz onu yakalayabilirsek bunlara ayak uydururuz ve devam ederiz. Ama şimdi ben hatırlıyorum geçmişte derlerdi işte Kur'an-ı Kerim'de her şey vardı şöyledir. Ya, Kur'an-ı Kerim tekemmüle ermiş bir kitaptır doğru ama Kur'an-ı Kerim bize her şeyin nasılını anlatmaz ki. O zaman Kur'an-ı Kerim kimya kitabı olur, fizik kitabı olur, başka kitaplar olur. Kur'an-ı Kerim bize bunların genel çerçevesi, niçinleriyle ilgili efendim şeyler vermiştir. Allah bize aslında o kadar ayet söyleyerek lütfetmiştir sadece. Sadece lütfetmiştir. Daha az şeyler söylemiş olsaydı aynı şeyleri söylemiş olurdu doğrusu. Bu yüzden de biz meseleyi evet kendi aklımızla, irademizle ve en önemlisi bilimde büyük çalışmalar yaparak. Sosyal bilimlerde ve diğer bilimlerde. Bu çok önemli bir şey. Yani şimdi biz şey düşünüyoruz, bilgi-iktidar ilişkisi mesela baktığınız zaman ya adam dünyayı 3-5 tane ajansdan yönetiyor. Haberi yorumluyor. Binlerce kanal olsun hepsine aynı haberleri sunduğu andan itibaren dinleyenlerin hepsi aynı fikirde oluyorlar. Bilgi iktidar ilişkisini kuruyor. Ve bunların hepsi bilimsel çerçeveler üzerine oturtulmuş şeylerdir. Şimdi bizim bunları yakalamamız lazım. Bu sebeple de
bilimsel çalışmalara büyük ağırlık vermemiz lazım. Yani varsın evet birçok yanlışlar da yapalım ama bu yanlışlarla işin içinden çıkmaya çalışalım diye düşünüyorum. Ben bu vesileyle sözü fazla uzatmayacağım. Bütün öncelikle buraya bizi dinlemeye gelen sayın konuklarımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Öbür taraftan bilim adamlarımıza, alimlerimize, hocalarımıza, çok farklı yerlerden ilahiyat fakültesinde olan ve ilahiyat fakültesinde olmayan bütün hocalarımız buraya geldiler. Çok büyük zahmetle geldiler. Ben bir bilim adamıyım. Bir tebliğ yazmanın, efendim bunlara kafa yormanın, buraya gelip sunmanın ne kadar zahmetli bir iş olduğunu biliyorum. Ve dolayısıyla bu zahmetli işe girdiler ve sırf işte dertlendikleri için ve entelektüel tecessüsleri için. Bunun için büyük bir teşekkür hak ediyorlar. Ben kendilerine gerçekten şükranlarımı arz ediyorum. Ve bu vesileyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah. özellikle yurt dışından geldiler. Zeki Milat Bey mesela burada yurt dışından başa gelen arkadaşlarımız, Faik Ekberov arkadaşımız da var. Onlara teşekkürler unutmayayım. Yani dünyanın da çok farklı yerlerinden geliyor. İnşallah başka bir zaman bu faaliyetlerimizi devam ettiririz. Bu vesileyle ben teşekkürlerimi tekrar ederken inşallah başka zamandaki faaliyetlerimizde görüşmek üzere diyorum. Ve konuşmasını yapmak üzere sözü Dr. Cezmi Bayram Bey'e veriyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, tabii 3 gündür buradayız ve tebliğ sunan arkadaşların dışında az sayıda da olsa 3 gündür sabırla bu toplantıları takip eden dostlarımız, insanlar da var. O yüzden onlara öncelikle teşekkür ediyorum. Çünkü bu sabrı göstermek kolay bir şey değil. Şimdi sözün başında ben de öncelikle bu faaliyetin planlanmasında Mustafa Bey ve yanında arkadaşlarla, çalıştığı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Davete icabet eden bilim adamlarımıza teşekkür ediyorum. Ve tabii bunun hayata geçmesi için bize ihtiyaç duyduğumuz desteği sağlayan Kartal Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum. Öncelikle bu faaliyette bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz Türk Ocağı'yız. Ama birkaç defa da Mustafa Bey bana nezaket gösterip sordu. Her seferinde de söyledim. Buraya konuşmaya çağıracağımız insanlara sansür uygulamayacağız. Gelmek isteyen, konuşmak isteyen herkes buraya gelecek ve fikrini, düşüncesini söyleyecek. Demek ki biz Türk Ocağı olarak, yani Türk Milliyetçiliğinin ocağı olarak şöyle bir düşünce içinde hareket etmedik. Türk Milliyetçileri gelsin, mesele onlar konusunu açın. Fikri olan, düşünen, dertlenen herkes gelsin meseleyi ortaya koysun. İkincisi de Kartal Belediyesi de CHP bir belediye, başkan CHP'li. Ben de onu o meseleyi götürdüğüm zaman onlar da kim konuşacak? Kimler var burada? Bunların hüviyeti nedir? Konuştuğu zaman bize ne kadar söylediği laflar dokunur mu, dokunmaz mı diye bir endişe ishar etmediler. Şimdi şu hal bile bu faaliyetin en başarılı tarafıdır. Ben bunun benzeri fikri faaliyetlere emsal olmasını ve örnek alınarak tekrarının memleketimiz için, insanlık için, İslam alemi için doğru olduğu, faydalı olduğu kanaatindeyim. O yüzden işte Türk Ocağı davet ediyor diye davetten geri durmayan, Türk Ocağı ve buradaki işte insanlar konuşuyor diye destekten geri durmayan herkes aslında çok önemli bir işe ortak olmuştur. Biz de vesile olduk. Allah inşallah herkesin bu iyi niyetinin takdirini, taksiratını versin. Şimdi burada öncelikle şunu gördüm ki bir kere meselelerimizi artık dünyanın anlayabileceği ölçüde ortaya koymaya gayret gösteren ve koyma becerisini gösteren bir bilim adamı cümlesi var.
Yeterli mi? Elbette değil. Ama bu varlık bile gelecekle ilgili ümit var olmamızı sağlar. Yani kendisini dar sınırlar içine hapsetmeyen, daha geniş düşünen ve en önemlisi de burada hocalar ısrarla kullandıkları bir kelime vardı. Bu benim şahsi kanaatimdir. Hakikatin kendisi değildir. Yani tartışmaya açıktır. Şimdi bizim dünyamızda böyle bir anlayışın olması son derece önemli. Ama ben de şunu biliyorum ki bu anlayış henüz çok küçük. Sadece ilahiyat camiasında filan camiada değil. Bizim Türk ocağında da çok taze bir filizdi. Yani orada da biz çok fazla öyle o kadar bir şey değiliz. Bu bakımdan bunu da bu toplantıda görmekten dolayı son derecede memnunum. Demin iki, en son konuşan iki arkadaşımız tabii ümit ve ümitsizlik kelimelerini kullandı. Ben şahsen hayatımda bu iki kelimeyi yani ümitsizlik ve ümit şeklinde bir kelime hiç aklıma getirmedim. Hep sürekli gelecekten ümit var olarak çalıştım. Çünkü buradaki mesele şu. Geleceğin ne şekilde olduğunu benim bilme şansım yok. Tayin etme imkanım da yok, kudretim de yok. Bana düşen iş, aklımın erdiği kadar yapılması gereken, doğru olduğunu zannettiğimi yapmak. O halde her birimiz, işte burada çalışmak kelimesini arkadaşlar kullandılar. Her birimiz yapabildiği, aklının erebildiğini yapar ve düşünebildiğini de herhangi bir endişeye kapılmadan, söylerse gelecekten ümitsiz olmak için hiçbir sebep yok. Çünkü madem ki biz burada söylerken, düşünürken, yaparken sadece Allah'ın rızasını göz önüne alıyoruz, onu hesaba katıyorsak Allah'tan da çok uygun, çok gür bir şekilde sen de artık göster büyüklüğünü ve bu benim gayretimi neticelendir demek hakkımız olur. Ama biz bütün bu gayretleri ve faaliyetleri birileri sözlerimizi birilerinin hoşuna gitsin diye söylersek o zaman da zaten Allah'ın bizim işimizle alakası olmaz. O birileri ne kadar mükafat verirse o kadar mükafat olur. Ama şimdi burada gördüm ki henüz çok gür mü ifade edildi onu söyleyemem ama burada gördüm ki konuşan arkadaşlar da işte doğruyu doğru olduğu için, hakikati hakikat olduğu için, Allah'ın rızası onu gerektirdiği için söylemeye gayret eden insanlar var. Elbette şunu söyleyeyim ki böyle konuşurken, böyle söylerken ben kimseden dolmuş olduk yapmasını istemiyorum. Elbette ki bir dikkat, tedbir çerçevesi içinde ama sadece hakikati söylemek. Rahmetli Galip Erdem abinin ilk gazete yazarlığına başladığı zaman okuyucularına verdiği bir söz vardı. Size inandığım her şeyi yazacağımı söylemiyorum. Ama inanmadığım hiçbir şey yazmayacağım. Mesele de zaten budur. İnandığımızın hepsini bir anda söylemeyebiliriz. Ama inanmadığımız hiçbir şeyi söylemeyeceğiz. Eğer az az da olsa inandığımızı belli ölçüde söylersek zaman içinde kendimize daha geniş bir alan açar. Belki de bir gün inandıklarımızın tamamını söyleme şansını buluruz. O yüzden burada böyle bir gelecek imkanının olduğu gördüm. Bir başka nokta şu. Şimdi bizim Cihan Devleti'miz, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında muhtelif fikir hareketleri var. Ben de 3 senedir bu konuda bir takım asperkeler hem okuyorum hem konferans veriyorum diye dikkat ettim ve tespit ettiğim bir şey var. Hepsinin maksadı devletin devamı ve efendim yükselmesi, kuvvetlenmesi, güçlenmesi. Hangi fikirde olursa olsun. O halde şunu hem bekleriz hem de öyle olduğunu düşünmek durumundayız. Bir fikir serdeden, bir fikir ileri süren bir insan
esas maksadı Türkiye'nin, İslam'ın ve insanlığın herhangi bir meselesini çözmekten başka bir niyeti yoktur. Ama yanlış da söyleyebilir, doğru da söyleyebilir. Çünkü neredeyse bilgimiz ve idrakimiz çerçevesinde bir şey söylüyoruz. Ama kabul edeceğiz ki suiniyetle söylenmiş bir şey yoktur. Böyle düşündüğümüz zaman, o zaman çok rahatlıkla biz fikir münakaşası yapabiliriz, fikirleri geliştirebiliriz ve gerçekten de arzu ettiğimiz istikamette bir gelişmeyi sağlayabiliriz. Şimdi tabii bu sempozyumun adı da zaman zaman konuşuldu. Şunu söyleyeyim ki o söyleyenler hep sakin. Peki benim gönlüm ne arzu ederdi? Benim gönlüm keşke ifade edebilsek, becerebilsek de bunu İslam, günümüz İslam dünyasının meseleleri değil, günümüz insanlığının meseleleri diye ortaya koysak. Benim Türk milliyetçiliği fikrime daha yakın olan odur. Yani bu en milliyetçi tavırdır. Niye? Eğer ben günümüz insanlığının meselelerini düşünüyorum ve ona çözümler getiriyorsam, o zaman ben zaten dünya hakimi olmuşum demektir. Artık dünya hakimi olmak topla, tüfekle, silahla değil, fikirlerledir. O halde bu fikir buradan neşet eder de ve insanlık bu fikirler etrafında hayatını tanzim etmeye başladığı zaman en büyük Türkçülük yapmış olur. Bu açıdan sadece günümüz İslam meseleleri değil, insanlığın meseleleri başlığı da bize çok aykırı gelmez. Ali Bey hocam ısrarla belirtti ama doğrudur. Öyle almak lazım. Ama tabii henüz daha kapısının önünü süpürmekten bile aciz bir topluluğa, henüz orada bile daha rahat şeyleri söyleme imkanına henüz yeni yeni bulmaya başlamış olan bir gruptan bırak sen şu evliliği de şimdi bütün insanlığı düşün demek doğru değil. Ama burada şunu yapmak mümkün. Evimizin önünü süpürürken bulduğumuz çarelerinde hem İslam dünyası için hem de insanlık için söyleyeceğimizle tezat teşkil etmemesi lazım. Yani öyle bir şey söyleyeceğiz ki öncelikle bunu kendi evimizin önünde süpürürken kullanacağız. Yani evimizi bir model olarak ortaya koyacağız. Ve o zaman insanlığa döneceğiz ki bak ben bunları uyguladım. Şöyle bir model de ortaya çıktı. Ne güzel model. Buyur sen de oraya doğru git diyeceksin. O yüzden söyleyeceğimiz lafların çok dar bir çerçeve içinde değil, çok geniş bir şekilde olmasına dikkat edeceğiz. Buradaki hocalarımı dinlerken, genç arkadaşlar da dahil dinlerken, ben aslında bunun ipuçlarını da gördüm. Yani bunun ipuçlarını da gördüm. Bu istidat bizim ilim hayatımız içinde var. Şimdi, çünkü esas itibarıyla İslam tabii bizim inancımızın adı ama aynı zamanda bizim medeniyetimizin adı. O halde İslam meselelerini düşünürken biz medeniyet meselelerinden farklı bir şekilde daha dar bir yere insan ettirerek düşünmek mümkün değil. Medeniyet dediğimiz zaman da o zaman Hayri Bey Hocam da ısrarla hem konuşmasını hem burada söyledi. O zaman tabii kendimiz dışındakilerin de kendi meselelerini, kendi dertlerini, kendi sıkıntılarını orada görmesi lazım. Şimdi burada tabii bu çok büyük başlık altında elbette ki bütün meseleleri gündeme getirebilmiş değiliz. Ama zaten başlarken aslında biz bunu 5 gün düşünmüştük. 5 gün düşünürken ki benim ümidim şuydu. Gerçekten iktisadi, içtimai, eğitim, sanat, fikir vesaire her alanda, birçok alanda bu meseleleri ortaya koyacak insanlar bize müracaat eder, 200-300 kişi. Bunlarla da biz bu meselelerin bir envanterini yapmış oluruz, bir çerçevesini çizmiş oluruz. Neymiş meselelerimiz, bir icmal yaparız, önümüze bir listeleriz. Sonra da Mustafa Bey de bahsetti, ben de Hayri Bey'in şeyinden sonra bahsettim, gazından sonra. Sonra bunun içinden en öncelikle
en önemlisi demiyorum. Gerçekten elimizdeki insan envanterine göre, insan birikimine göre bunlardan hangisini öncelikle konuşabiliriz, onu seçelim. Şimdi bir mesele çok öncelikli olabilir, çok da önemli olabilir, birinci sırada da olabilir. Ama onu konuşacak insanlarımız yoksa o zaman siz daha baştan başarısız olursunuz. En küçük bir mesele vardır, çok daha küçüktür. 5. sıradadır, 15. sıradadır ama onu rahatlıkla müzakere edecek bir insan potansiyeliniz varsa oradan da başlasın. Şimdi gördüm ki burada ele alınan bazı konular etrafında ciddi bir yani insan potansiyeli var. İnşallah onun alt çalıştaylarını önümüzdeki dönemde yapacağız. Tabii eksikleri de var. Biz bu toplantıyı düzenlerken mesela Alevi Bektaşi cemaatine mensup bazı ilim adamlarına da davet yaptık. Ama herhalde belki Türk Ocağı diye, bu da tabii Türk Ocağı da tabii burada ne kadar iyi niyet olursa olsun bazıları bakımından şey olabilir. Yani kabul edip etmeme konusunda tereddüt uyandıran bir nokta olabilir. İcabet etmediler. Ben arzu ediyorum ki olsunlar. Çünkü niye söylüyorum bunu? Dün akşam burada bu salonda Matem-i Muharrem toplantısı oldu. Davet ettiler. Birkaç hocayla da biz de geldik. Ve burada kendilerini işte Muharrem Matem'i nasıl tuttuklarını bizzat müşahede ettik. Toplantı sonunda Kartal Cemil'in dedesi bir dua yaptı. Ve sonunda da Allah rızası için El Fatiha dedi. Bu salon tıklım tıklımdı. Merdivenler de dahil doluydu. O grup böyle içten, böyle samimi bir Fatiha okudu ki şimdi tabii kafanızdaki şekille gördüğünüz hal arasındaki tezatı fark ediyorsunuz. Ben birkaç defa başka toplantılara gittiğim için benim kafamda böyle bir şekil yok ama var. Ama böyle münasebetler, karşılıklı konuşmalar, meselenin alenileşmesi olduğu zaman hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında buna benzer farklılıkları aşma imkanını gördüm. Şimdi ben tabii lafı uzatmayacağım, bir aile şey yaptı ama tekrar tüm buraya destek veren öncelikle ilim adamlarımıza ve tertip eden arkadaşlara da bizim Türk Ocağı'nın gençlerine, Türk Ocağı yönetici, onlar da kaç gündür burada hizmet vermeye devam ediyorlar. Ben herkese teşekkür ediyorum. Ümit ederim ki gerçekten beklediğimiz gibi ve burada ifade ettiğimiz gibi arkasından birkaç çalıştayı önümüzdeki bir yıl içinde, bir veya ikisini en azından bir yıl içinde gerçekleştiririz. Allah bizi utandırmasın. Hayırlı günler. Bu vesileyle ben de teşekkürlerimi tekrarlayacağım. Ama şunu hocam hatırlattığı için onu söyleme gereği duyuyorum. Aslında çağrı anlamında Türkiye'nin çok farklı entelektüellerine ve çevrelerine çağrılar yaptık. Onlardan bir kısmı da eğer burada bulunmuyorlarsa kendileri kabul etmedikleri içindir. Ya değilse bizimle ilgili bir şey değildir. İkincisi de Kartal Belediyesi başta olmak üzere tüm aslında bize destek olan kuruluşlara ben burada teşekkürlerimi arz ederim. Ve burada çalışan, mutfakta çalışan tüm arkadaşlara. Onların gayretleri olmasaydı biz kesinlikle bunu başaramazdık. Tekrar bu vesileye teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Şimdi bir şey söyleyeyim sadece. Bu faaliyetin ortaya konuş şekli önümüzdeki davetlerimizde bazı çevrelerin tepkisini, çekingenliğini inşallah kıracaktır. Fotoğraf alın.